Son 10 yıldır indigo yetişkinler ve indigo çocuklar terimlerini duymuş olabilirsiniz. Ama bu terim bazılarınızın düşündüğü kadar yeni değil. İndigolar doğuştan gelen maneviyat anlayışına sahip insanlar olma eğilimindedirler. Hassas, sezgisel, canlı, sevgi dolu, zeki ve meraklıdırlar. Genellikle dünyada olumlu bir değişiklik yapmaya yönelirler. Sıklıkla farklı oldukları düşünülse de indigolar aslında iyi insanlardır. İndigo terimi kişinin aura renginin royal mavisi olduğu inancını ifade eder. Bu 7 çakranın 6.sı ile aynı renktedir. Bu çakra bilinci, bilgeliği ve manevi alemlerle olan bağlantıları temsil eder. İndigolar insanların yeni bir aydınlanma aşamasına ve daha yüksek bir bilinç boyutuna yükselmelerine yardımcı olmak için buradalar. Bunu sevgi ve ışık yayarak insanları daha yüksek benliğin doğasına eğiterek onlara denge ve daha yüksek bilinç yollarını öğreterek yaparlar. İndigolar gibi kendi özelliklerine sahip, hepsini birbirinden ayıran birkaç grup daha var. Bunlara kristaller ve gökkuşağı da dahildir. Tüm bu grupların ortak adı ışık işçileridir. İndigolar, çevrelerindeki dünyayı anlamak için içgörülerini kullanan özgür düşünceli bireylerdir. Bir indigo kişi kavramı 60'larda veya 70'lerde doğan birçok çocuğun güçlü indigo auraları olduğu 1970'lerde keşfedilmiştir. Genellikle birisinin indigo olup olmadığını anlamanın en kolay yolu indigo rengiyle rezonansa girip girmediğini sormaktır. Indigo tercih edilen renk seçimi olmasa bile büyük olasılıkla güçlü bir rezonans hissedecek ve bunun neden olduğu konusunda hiçbir açıklamaya gerek duymayacaktır. İndigolar kendi yaşamları için sorumluluk alır ve sezgilerini istedikleri yolu takip etmek için kullanırlar. Yaşamlarının anlamını ve günlük yaşamın sunduğu gizli ve bilinçaltı mesajlarında bulunan eksik cevapları bulmaya çalışırlar. İndigoların ana özelliklerinden biri güçlü bir sezgi ve psişik yetenektir ve birçoğu kendilerinin bu kısmının tam olarak farkında olmasalar bile sezgileri çok fazla gelişmiştir. İndigolar uyumlu yaşamak istiyorlar. Tüm canlılarla barış içinde birleşmeleri için yeryüzüyle bir arada hissetmek istiyorlar. Bir indigonun insanlığa hizmet etmek ve ihtiyacı olan herhangi birine yardım etmek için doğuştan gelen bir arzusu olacaktır. Eşitlik için savaşıyorlar ve herhangi bir şekilde yardıma ihtiyaç duyanları desteklemek için her türlü çabayı gösteriyorlar. Her zaman modern toplum için inşa edilmemiş gibi hissederek uyum sağlamayı zor buluyorlar. Gençler olarak genellikle izole olurlar çünkü akranları onları garip olarak görürler. Ancak gerçekte zamanın hemen önündedirler. Bu nedenle birçok indigo manevi duyularını çok daha hızlı geliştirir. İndigo çocuk yetiştirme. Çocuk yetiştirmenin basit bir gerçeği, çocuklarınıza her zaman gerçeği söyleyemeyeceğinizdir. Az sayıda ebeveyn çocukları tartışmaya sokmamanın iyi bir fikir olduğunu düşünürdü. Onların içgüdüleri onları aile sorunlarından korumaktır. Bu içgüdüler çoğu ebeveyni oldukça iyi rehberlik eder. İndigo çocukların ebeveynleri için bunun tersi doğrudur. İndigolar yalanı anında hissedebiliyorlar. Aldatmanın onlarda keskin bir hissi vardır. Yalan ne kadar beyaz olursa olsun onlara göre gerçek değildir. Bir indigo yetiştiriyorsanız onlara karşı dürüst olmanız gerekir. Çoğu durumda onlara gerçeği söylemek anlamına gelir. Ancak bir çocuğa söyleyemeyeceğiniz bazı şeyler vardır. Bu gibi durumlarda onlara söyleyemeyeceğinizi söylemelisiniz. İndigoların özellikleri. İndigo yetişkinlerin ve indigo çocukların birçok özelliği ve niteliği vardır. Resmi bir psikolojik test veya değerlendirme yoktur. Burada saydığım özelliklerin çoğuyla kendinizi tanımladığınızı düşünüyorsanız o zaman bir indigo olabilirsiniz. Maneviyat. İndigo yetişkinler ve indigo çocuklar genellikle yaşamları boyunca doğuştan gelen bir maneviyat duygusuna sahiptir. Yaratıcı veya entelektüel anlamda yetenekli olarak adlandırılırlar. İndigo insanlar diğer ruhsal alemlerin ve boyutların psişik olarak farkındalar. Özellikle bu inançların kabul edildiği bir ortamda yetiştirildiklerinde kendileriyle doğrudan bağlantılı hissederler. Bilgelik. İnsanlar bilgeliğin yaş ve deneyimden geldiğini söyler. İndigo yetişkinler tüm yaşamları boyunca yıllarının çok ötesinde olağanüstü bilgelik gösterme eğilimindedir. Özellikle de çocukken. Sezgisel netlik. İndigo yetişkinler
ve indigo çocuklar genellikle psişik olma noktasında son derece sezgisel ve algılayıcıdırlar. Bir şeyin doğru ya da yanlış olduğunu ya da yaşamın hemen köşesinde olduğunu bilirler ve hissederler. Yalan söyleyen kişileri anında yakalayabilirler. Potansiyel olarak kötü enerjinin olabileceği insanları ve olayları görebilirler. Bu doğal olarak gelen ve her zaman var olan psişik bir biliş ve duygu yeteneğidir. Duyarlılık. İndigolar diğer insanlara ve çevresine psişik olarak duyarlıdır. Ayrıca fiziksel hassasiyetleri de olabilir. Enerjileri ve duyguları yüksek veya düşük olabilir ve depresyon yaşama olasılıkları yaygındır. Yaşamla ilgili duyguları derinlere iner ve çok büyük bir aşk kapasitesine sahip olabilirler. İndigo çocuklar ve indigo yetişkinler belirli gıdalara karşı aşırı duyarlı olabilir. Şekerlere, etlere ve gıdadaki katkı maddelerine karşı güçlü fiziksel reaksiyonları olabilir. Elektrikle veya pille çalışan nesneler vücutlarında farklı görünebilir. Kol saatleri yanlış gösterebilir veya cihazların mekanizması bozulabilir. Farklılar. İndigo yetişkinler diğer insanlardan farklı olduklarını bilir ve hissederler. Bir yetişkin olarak kabul edilmeleri, çocuk olarak sosyalleşmelerine ve yaşam deneyimlerine bağlıdır. İndigo yetişkinler genellikle yalnız olmayı, onları kim oldukları için anlamayan veya kabul etmeyen kişilerle birlikte olmaktan daha fazla tercih ederler. Meraklıdırlar. İndigo yetişkinler ve çocuklar enerjilerini hayattaki her şeyin nasıl işlediğine ve bunun nedenlerini araştırmak için harcarlar. Oldukça meraklıdırlar. Kendilerinden yapmaları istenenlerin nedenini öğrenmeye çalışırlar. Her şeyi sorgularlar. Bazı şeylerin nedenini öğrenmek onlar için çok önemlidir. Hayal kırıklığı yaşarlar. İndigo yetişkinler yanlış bir şey yaptığını gördükleri insanlara kızabilirler. Özellikle bu başkalarına zarar vermeyi içeriyorsa. Hem çocuklar hem de yetişkinler için bu hayal kırıklığını kendilerine doğru yönlendirebilirler. Geri çekildiklerini hissettiklerinde de sinirli olabilirler. Ya da iç vizyonları ve farkındalıkları yanlış söylendiğinde. İradelidirler. İndigolar hedeflerine veya hayallerine ulaşmak için gereken her şeyi yapacak tutkulu insanlardır. Diğer insanlar onları eleştirse veya desteklemese bile ne olursa olsun devam ederler. Algılayıcı ve zekiler. İnsanlık ve yaşam hakkında diğer birçok insanın algılamadığı şeyleri görebilir ve anlayabilirler. Keskin algıları, insanın durumu ve nihayetinde nasıl yardımcı olacakları hakkındaki gerçekleri keşfetmelerine izin verir. Amaçları vardır. İndigo yetişkinler genellikle dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için uğraşırlar ve bunu yapmak için yüksek özsaygıları var. Daha iyi bir yaşam için sosyal veya çevresel bir değişiklik yapma kapasitesine sahip roller üstlenmeyi severler ve adaletsizlikten nefret ederler. Enerjilerinin ya da hayatlarının görevinin bu noktada olduğunu hissediyorlar. Dünyadaki insanlar için bir fark yaratmayı seviyorlar. Yeteneklidirler. İndigo yetişkinlerin ve çocukların yaratıcı düşünmeleri ve hareket etmeleri doğaldır. Sanat ve müzik gibi yaratıcı mekanların tadını çıkarırlar. İndigo yetişkinler her tarafı görebilir ve hissedebilirler. İndigo insanlar bir görev veya süreç hakkında tutkulu ise onu seveceklerdir. Ona tüm dikkatlerini ve enerjilerini verecekler. Bir şey onları sıkıyorsa veya tekrarlıyorsa o işten anında ayrılacaklardır. Sevgi doludurlar ve empati yaparlar. İndigo yetişkinler ve çocuklar, insanlığın çeşitliliğini benimseme ve tüm insanları hayatta eşit yaratılmış olarak görme eğilimindedir. Kendilerine veya başkalarına yönelik yanlışlıklara karşı hissettikleri zorluklarla bile diğer insanların acılarıyla büyük ölçüde empati kurabilirler. İçe dönük olma eğilimleri vardır. Tanımadıkları insanlarla olan dışa dönük sevgi ve enerji ifadeleri genellikle saklıdır. Kendilerine yakın düşünen insanlara karşı gerçekten açık ve özenlidirler. Genellikle hayvanlara yakınlık gösterirler ve doğal ortamda kendilerini çok rahat hissederler. Sezgilerini dinlemeyi öğrenmek, indigoların yaşam amaçlarına doğru ilerlemek için atması gereken ilk adım olabilir.
Sezgileri daha sonra onları yollarında destekleyecek benzer değerlere ve bilgi kaynaklarına sahip insanlara yönlendirecektir. Bir indigo, kültürlerinin ve toplumlarının sosyal normlarını daha derin bir anlam duygusu ile aramayı öğrendiğinde amaç duygusuna doğru çabalamaya ve gelişmeye başlayabilirler. İndigolar, özel yetenekleri nedeniyle dünyada gerçek bir fark yaratabilirler. Bir indigo olduğunuzu düşünüyorsanız, eşsiz ışık ve sevgi armağanlarını dünyaya getirmenizi sağlamak için maneviyatınızın bu boyutunu daha da araştırmaya değer. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.